Herkese merhaba. Bu videoda makrome tekniğini kullanarak sizler için bu görmüş olduğunuz çok şık, çok kolay ve aynı zamanda da çok kullanışlı olan file çantanın yapımını anlatacağım. İsterseniz hemen çantamızın yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle kullandığım ipi göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi tamamen sentetik olan bir makrome ipi kullandım ben. Siz isterseniz pamuklu bir ipi de tercih edebilirsiniz. İpimin inceliğini de görüyorsunuz. Ben çantamın hem hafif olmasını hem de daha kibar gözükmesini istediğim için bu şekilde ince bir ip tercih ettim. Aynı zamanda sentetik ipler file çantalar için çok kullanışlı oluyor. Özellikle pamuklu ve biraz daha kalın olan ipler hem ağır hem de biraz daha bence kaba gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ben dediğim gibi hem sentetik hem de birazcık ince olan bir ipi tercih ettim. Şimdi file çantamızın yapımına başlıyoruz. Bunun için ben 44 tane 3 metrelik ip kestim ve bunları bir ahşap çubuğun üzerine astım. İki ucunu birleştirerek tam orta noktasından asıyoruz. Ahşap çubuk olarak ben oklava kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir çubuğu kullanabilirsiniz. Ortadan ikiye katlayarak astığımız için ipleri önden ve arkadan toplam 88 tane ipimiz olmuş oldu. Bu sayılara ben ipimin kalınlığına göre kendim karar verdim arkadaşlar. Sizin ipiniz biraz daha kalınsa bu sayılar çok geniş olur. Biraz daha az sayıda yapmanız lazım. Sayıyı belirlerken çift sayı olarak belirliyoruz. Çünkü birazdan 4'e ayıracağız sapları yapmak için. O yüzden çift sayı olması gerekiyor. 44 tane 3 metrelik ipimi yerleştirdim. İplerin üst taraftan kaymaması için selebantla oklavanın üzerine sabitliyorum. Ve şimdi makromede en basit düğüm atma tekniklerinden biriyle hemen file çantamıza başlıyoruz. Bunun için makromemiz bize doğru dönükken sağ taraftan 4 tane ip alıyorum ve ipin sağ ve soldan birer tanesini ayırıp sağdaki ipi ortadaki 2 tane ipin üzerine koyuyorum. Soldaki ipi de bu 3 tane ipin altından geçirip çekiyorum, yukarıya doğru sıkıştırıyorum. Daha sonra aynı işlemi sol taraftan yapacağım. Bu sefer sol taraftaki ipi ortadaki 2 tane ipin üzerine koydum. Sağdaki ipi diğer 3 tane ipin altından geçirip yine yukarı doğru sıkıştırıyorum. Bu şekilde en basit düğüm atma tekniğimizi tamamlamış oluyoruz. Tekrar görecek olursak bu şekilde 4 tane ipimiz vardı. Sağdakini üste koyduk, soldakini alttan geçiriyoruz. Şimdi de sol taraftakini üste koyuyorum, sağdakini alttan geçiriyorum ve soldaki ipin içinden çıkartıyorum. Birazdan beyaz kağıdın üzerinde de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Belki bu şekilde ipin rengi koyu olduğu için size karışık gelebilir. Çantamızı tamamlayıncaya kadar hep aynı şekilde düğüm atarak devam ediyoruz. Özellikle örgü veya tığ işi bilmeyenler için çok basit bir teknik. Aynı zamanda çok sağlam oluyor ve görüntü olarak da bence çok şık ve farklı duruyor. Attığımız düğümleri biraz da yıldıza benzetiyorum. Özellikle çanta tamamlandığı zaman bir bütün halinde çok güzel gözüküyor. İpler koyu renk olduğu için belki düğüm atma tekniğimizi anlamamışsınızdır. O yüzden beyaz kağıt üzerinde bir kere daha gösteriyorum. Ve aynı şekilde düğüm atmaya devam ederek sıranın sonuna kadar yapıp ilk sıramızı tamamlıyoruz. Bu arada ahşap çubuğunuzu herhangi bir askı üzerine asarak asılı halde de yapabilirsiniz veya oturarak da yapabilirsiniz. Bu sizin rahat etmenize bağlı. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama normalde makromeyi birçok insan askıya asarak yapıyor. Bu arada ben ilk sıramı tamamladım. İlk sırada 11 tane düğümüm oldu ve 11 tane düğümde toplam 44 tane ipimiz var. Şimdi yandan 2 tane ipimi bırakarak yine düğümleri yapmaya devam ediyorum. Ön tarafta 2 tane sıra yapmış olacağım bu şekilde. Düğümleri yaparken ikinci sıradaki düğümümüz ilk sıradaki 2 düğümün ortasına denk gelmiş oluyor. Ben file çantanın file aralıklarının eşit olmasını istediğim için
araya bu şekilde göz kararı bir karton kestim ve boşluklarımı o şekilde ayarladım. Sıraların arasındaki file boşluğuna kendiniz karar verin. Çok aralıklı bir file seviyorsanız ona göre aralıklı yapın. Aralıkları az istiyorsanız da birazcık daha kısa tutabilirsiniz. Göz kararı kestiğim kartonumu sizin için ölçtüm. Genişliği 1.7 cm. Yani file aralıklarım 1.7 cm aralığında olmuş olacak. Sap kısmına kadar hep bu şekilde kartonu koyarak devam ettim ve çantamı o şekilde tamamladım. Bu şekilde zor oluyor mu diye sorarsanız hiç de zor olmuyor. Hatta aralıkları nasıl ayarlayacağım diye uğraşmak yerine çabucak kartonu koyarak düğümleri atıyorsunuz ve aralıklarınız eşit olduğu için de çantada muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. İkinci sıradaki son düğümümü de attım. Böylece ikinci sıramı tamamlamış oldum. İlk başta ikinci sıranın sağ tarafında iki tane ipimiz boşta kalmıştı. Aynı şekilde sol tarafta da iki tane ipimiz boşta kaldı. Bu haliyle makromenin ön tarafında iki sırayı tamamlamış oluyoruz ve bandı çıkararak makromenin arka tarafını çeviriyoruz ve düğümleri aynı hizaya getiriyorum. Düğümlerin kaymaması için yine üst taraftan bantlıyorum ve burada da bir sıra düğüm atacağım. Böylece ön tarafta iki sıra düğüm atmıştık. Arka tarafta da bir sıra düğüm atarak toplamda 3 tane sıramız olmuş oluyor. Böylece ilk 3 sıradan sonra çantamızın temelini oluşturmuş oluyoruz. Arka taraftaki sıramı da tamamladım. Burada da yine ön tarafta olduğu gibi sağda ve solda iki tane ipim boşta kalmış oldu. Şimdi bu sağda ve solda kalan ikişer tane ipi önden ve arkadan birleştirerek yan taraflara birer tane düğüm atıyorum ve böylece yan tarafları kapatmış oluyoruz. Bu yan taraflardaki düğümü atarken arada boşluk bırakmıyoruz. Normalde araya karton koyarak boşluk bırakmıştım ama bu yan tarafları yaparken düğümü dibe kadar sıkıştırıyorum. Boşluk bırakmıyorum. Evet arkadaşlar, bizim için temel olacak ilk 3 sıramızı tamamladık. Yanlara da birer düğüm atarak yanları da kapatmış olduk. Şimdi yan tarafı kapattığım düğümün ortasından itibaren dörder dörder ip alarak düğümlerimi atmaya devam ediyorum. Ta ki çantam istediğim uzunluğa gelinceye kadar. Ben çok fazla uzun bir çanta olsun istemedim. Çünkü uzun çantaları taşımakta zorlanıyorum. Siz de çantanızı zevkinize ya da ihtiyacınıza göre istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Birkaç sıra yaptıktan sonra yukarıdaki bandı çıkarıyorum ve daha sonra hep aynı şekilde eşit aralıklarla düğümlerimi atarak dönerek istediğim kadar çantamı büyütüyorum. Bu şekilde sap kısmına kadar ilerleyeceğiz. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar toplam 19 sıra düğüm attım ve benim çantam bu şekilde oldu. Ben çok fazla derin bir file istemediğimi söylemiştim. Siz filenizin derinliğini daha da uzatmak istiyorsanız sıra sayınızı arttırabilirsiniz. Alt tarafta da bu kadar ipim kaldı. Şimdi sap kısmını oluşturmam lazım. Bunun için yan tarafı kapattığımız düğümlerden başlayarak çantamı sap için eşit bir şekilde dörde ayırmam gerekiyor. O yüzden yan tarafları kapattığım düğümün tam ortasından bu deliklere elimi geçirerek tam yanlardan orta noktayı buluyorum. Gördüğünüz gibi yandan tam ortadaki düğüme ulaşmış oldum ve bu düğümü ortadan ikiye ayırarak belirleyici takıyorum yandan karışmaması için. Diğer yan taraftan da aynı şekilde aynı hizadan deliklerden elimi geçirerek diğer yan tarafın da tam orta noktasını buluyorum ve karıştırmamak için yine oraya da bir belirleyici koyuyorum. Bu şekilde yan taraflardan belirleyicilerimizi koyarak çantamızı önden ve arkadan ikiye ayırmış olduk. Şimdi de dörde ayırmamız için ipleri tek tek sayarak dört parçaya ayıracağım. Bunun için toplamda 88 tane ipimiz vardı önden ve arkadan. O yüzden bir tane sapımızı elde edebilmek için 22 tane ip saymam gerekiyor. 22 tane ipimi sayarak
geniş bir şekilde düğüm atıyorum. Böylece sapları birbirine karıştırmamış olacağım. Sapların yerlerini belirledik. Şimdi ilk sapımızı yapmaya başlıyoruz. Bunun için aralıkları kısaltarak toplam 8 sıra düğüm atacağım sap kısmında. İlk 2 sırada herhangi bir şekilde aralığı azaltmıyorum. Yani aynen çantanın alt taraflarında kullandığım aralık için olan kartonu kullanarak eşit aralıklarla 2 sıra yapıyorum. Daha sonraki aralıklarda bu aralığı kısaltacağım biraz daha. Ben çantanın ağız kısmının dar olmaması için sapları birbirinden ayrık bir şekilde yaptım. Yani aralıkları gittikçe azaltacak şekilde yaparsak V harfi gibi saplar birbirinden ayrılmış olur. Aynı zamanda düğümleri de yanlardan, ortadan birbirine birleştirmezsek yine saplar ayrılmış olur. Siz eğer bu şekilde birbirinden ayrılmış saplar istemiyorsanız düğümleri ortadan, yanlardan birleştirerek devam edebilirsiniz. Zaten çantayı yaparken düğümleri nereden ayıracağınızı veya nereden birleştireceğinizi anlarsınız. Gayet basit. Yine siz kendi zevkinize göre sap kısmına karar verebilirsiniz. Bu arada sap kısmını yaparken bir sağdan bir de soldan hep iki tane ipimiz artıyor. Artan bu ipleri arttığı yerde bırakıyoruz. Bir sonraki sırada sıraya dahil ederek düğümlerimizi atmaya devam ediyoruz. İlk sapımın iki sırasını alt taraflarla aynı aralıkta yaparak iki sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bundan sonra iki sıra daha yapıyorum. Yalnız bu iki sırada aralığı biraz azaltıyorum. Bunun için yine bir karton kestim. İlk kartonum aralık mesafesi olarak 1.7 santimdi. Bu kartonum ise 1.2 santim aralığında. Bu şekilde iki sıramı daha tamamlayarak toplamda 4 sıramı bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sap kısmımızın son 3 sırasına başlıyoruz. Bu son 3 sırada düğümlerimi herhangi bir şekilde boşluk bırakmadan direkt dibe kadar sıkıştırarak yapıyorum ve o şekilde sap kısmımı tamamlıyorum. Sapın son 3 sırasını tamamladım. Bu aşamadan sonra ben ipleri 3'e ayırarak örgü yapacağım. Siz isterseniz benim gibi örebilirsiniz veya örmeden direkt sapa da dönüştürebilirsiniz ipleri. Ben örgü yapmak için ipleri 3'e ayırdım. 22 tane ipim vardı sapta. 7'şer tane yanlardan, 8 tane de ortadan ip bırakarak uca kadar ördüm ve uç kısmının açılmaması için selebantla bantladım. Böylece bir tane sapım tamamlanmış oldu. Diğer 3 sapı da aynı şekilde yapıyorum. File çantamın sapları hazır. Şimdi geriye sapları birleştirmek kaldı. Bunun için öndeki iki sapı kendi arasında, arkadaki iki sapı da kendi arasında birleştireceğim. Yanlardan sap mesafesini ölçerek cetvelle ayarlıyorum. Ben bunun için 15 santim bıraktım her iki saptan ve tam 15 santim olan her iki kısmı üst üste getirerek tam o üst üste getirdiğim yerden koli bandıyla bantladım sapların kaymaması için. Sap uzunluğunu ayarlarken ben çok kısa olsun istemedim. Çünkü iki elimiz doluyken çantayı omuzumuza asma ihtiyacı hissedebiliriz. O yüzden
hem elimizde taşırken çok uzun olmaması için hem de omuzda taşıyabilmemiz için omuz mesafesi de bıraktım. Yani sapım normal boyutlarda olmuş oldu. Şimdi tutacak kısmını yapacağım. Bunu yaparken de her iki sapı birbirine birleştirmiş oluyoruz. Sapların güzel ve farklı durması için, aynı zamanda taşıma esnasında elimizi acıtmaması için bu kısımda ben penye ip kullanmayı tercih ettim ve bordo rengim buraya yakışacağını düşündüm. Tutacak kısma yetecek uzunlukta ip kesiyorum ve ipin ucunu videodaki gibi ikiye katlayarak sapla birlikte tutuyorum bu katladığım kısmı ve ipin uzun olan kısmını dolayarak istediğim uzunlukta bir tutacak haline dönüşünce artık dolama işlemini bitiriyorum. Tutacak kısmımız istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar doladık. Dolama işlemini bitirmek için de en son ipin ucunu başta ikiye katladığımız ilmek gibi olan ipin arasından geçiriyoruz ve ipin diğer ucunu da arka taraftan çekerek dışta kalan ipi böylece sapın içine çekmiş oluyoruz. Şimdi bu kısmı makasla kesiyorum ve tekrar çekerek biraz daha içe gizlenmesini sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tamamen içeriye gizlenmiş oldu. Diğer tarafı da makasla kesip ucunu makasla içeriye ittiriyorum ve tutacak kısmının hem sağında hem de solunda herhangi bir şekilde iplerin ucu gözükmemiş oldu. Kırmızı olan tutacak kısmın ikinci sapta da aynı yerden başlaması için cetvelle ölçerek aynı yerden başlatıyorum. Bunun için yaklaşık 8 cm civarında bir uzunluk belirledim. Ona göre ikinci sapımı da ilk sapta olduğu gibi aynı şekilde yaparak tamamlıyorum. Yan taraftaki her iki ipi yok etmeyi anlamayanlar için bu sapta tekrar gösteriyorum. Çünkü ilk sapta ilmeğimiz biraz küçük kalmıştı. Belki anlamayanlar olmuştur. Yanlardaki fazlalık olan sapları makasla tutacağın en dibinden keserek kısaltıyorum ve çakmakla yakarak sağlamlaştırıyorum. Siz isterseniz bu kısımları kesmeden püskül olarak kullanabilirsiniz. Hatta püsküllerin ucuna boncuklar takabilirsiniz. Ben püskül istemediğim için en dipten keserek tamamen kısa hale getirdim. Sap kısımları ben örgülü yaptığım için sanki makromelerin son kısımlarında hafif bir kıvrılma gördüm. Onu istemiyorum, düzgün durmasını istiyorum. O yüzden küçük dikdörtgen şeklinde iç taraflara keçeler yapıştırdım. Bu şekilde o makromeli kısımlar da gayet düzgün durmuş oldu dış taraftan. Siz isterseniz bu aşamayı yapmayabilirsiniz. Evet, saplarım tamamlandı ve son hali bu şekilde. Filemizin toplanmış halini de size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi topladığımız zaman küçücük kalıyor. Rahatlıkla kol çantamızda taşıyabiliriz. Aynı zamanda makrome ipim sentetik olduğu için gayet hafif oldu arkadaşlar. Şimdi çantanın içine bir şeyler yerleştireceğim. Bakalım içi doluyken nasıl duracak? Evet, içi doluyken de bence gayet güzel durdu. Aynı zamanda yine ipim sentetik olduğu için aşırı bir sünme olmadı arkadaşlar. Aşırı sünerse filelerde bence taşıma zorluğu yaşanıyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş olduk. Bu videoda sentetik makrome ipi kullanarak sizler için makrome file çanta yapmayı gösterdim. Tabii ki çok farklı modellerde file çantalar var ama bence makrome tekniği ile file çanta yapımı gayet kolay. Hepiniz yapabilirsiniz. Bundan sonra ne tür file çantalar yapmamı istersiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızın genellikle hepsini okuyorum ve değerlendiriyorum. Elimden geldiği kadar cevaplandırmaya da çalışıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada YouTube'dan farklı olarak daha değişik paylaşımlarda da bulunuyorum.
Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.